Hoş geldiniz sevgili sanat dostları. Bundan sonra resim yaparken anlatarak devam etmeyi düşünüyorum. Yani bunun daha da katkı sağlayacağını, daha iyi sonuç vereceğini umarak birazcık böyle devam edeceğim. Gördüğünüz gibi palet tabağım, tuvalim, fırçalarım, boyalarım, her şey hazır. Tabi palet tabağımdaki kirli yüzeyim de gördüğünüz gibi bana eşlik ediyor. Evet arkadaşlar, ilk önce beyaz bir boya sürdüm tuvale. Karıştırmak için. Yani bunlar şey olacak. Ana yapıyı, arka fondaki ana yapıyı oluşturacak renkler. Daha sonra kenarlara daha koyu bir renk kullanıyorum. Yani deniz olacak. Denizde fırtınalı bir ortam yaratmak istiyorum. Fırtınanın rengi, denizin rengi. Onların böyle çok kabaca yansımasını istiyorum şu anda böyle. Yer yer tabii böyle ışık patlamaları işte farklı farklı renklerde. Evet, su spreyi kullanıyorum arkadaşlar sık sık. Siz de bunu kullanırsanız iyi olur çünkü akrilik boyayla çalışmak gerçekten şey, zaman zaman çok can sıkıcı olabiliyor. Yani bir yerlerde bir şeylerle uğraşırken aniden hiç beklemediğiniz taraflar hemen kurumuş oluyor. Özellikle böyle sıcak yaz günlerinde bu çok daha erken gerçekleşiyor. Sık sık bir spreyle su püskürtürseniz tuvalin yüzeyine veyahut kurumasını istemediğiniz kısmı çok daha rahat edersiniz. Evet, şimdi fırçayla iç kısımlardaki beyaz boyayı dışarıdaki boyanın üzerine doğru almaya, karıştırmaya çalışıyorum ve resimdeki ana yapıyı bu şekilde evet bu şekilde hazırlamış olacağız. Şu anki kullandığım boyalarda bazı boyalar şey, yani böyle YouTube için resim yaparken diğer boyalarımı kullanmayı pek istemiyorum. Yani hem sonuçta bunlar da var. Bunları kullanarak, ki bunlar da kötü değil aslında. Lucas Terzian'ın şeyleri, boyaları. Ama uzun süre, yani bir zamanlar çok fazla almıştım, depo yapmıştım. O depoyu bitirmek maksadıyla bunları kullanıyorum daha çok. O yüzden bazıları, örneğin az önce gördüğümüz o kahverengi gerçekten biraz fazla kurumuştu tüpün içinde. Evet, arka fonu oluşturduktan sonra şimdi basitçe bir iskelet yelkenimizin bulunacağı, yol alıyor olduğu yeri yerleştirmeye çalışıyorum.
Buralarda bir yerde olursa iyi olur. Hatta arkaya da bir tane arkadaş çizeriz buna. Yani böyle çizerken bir taraftan da konuşmaya çalışmak, anlatmaya çalışmak gerçekten hiç daha önce deneyimlemediğim farklı bir his veriyor şu anda bana. Ama sanırım böyle full yani bütün resmi bitirene kadar yarım saat boyunca oturup şey mi yapacağız? Böyle konuşacak mıyım? Konuşmam mı gerekiyor? Yoksa zaman zaman bir şeyler konuşup ondan sonra durup konuşmak gerektiği zaman mı konuşsam acaba daha iyi olur? Onu da bilemiyorum. Evet. Gemi yaklaşık olarak biraz bu bölgede bu şekilde gözüküyor. Şimdi yelken direklerini de yerleştirelim. Tabii yelkenli deyince her taraftan aklınıza gelebilecek her taraftan her tarafa halatlar halatlar olması lazım. Onları da çizelim ama fazla karışık çizmemize gerek yok. Fazlasını göremiyoruz biz diyelim. Buralardan. Evet. Pupa direği, Grandi direği herhalde böyle bir şeylerdi. Böyle fırtınalı havalarda şey yapmaz arkadaşlar. Tekneler, yelkenli tekneler, yelkenlerini açmazlar. Eğer açarlarsa o direkleri paramparça olur. Yani alabora olma ihtimalleri de var. Her şey olabilir. Yelkenlerini açmazlar. Toplu olarak tutmaya çalışırlar. Birazcık rüzgar düştükten sonra baş tarafta bir yelkenleri vardır. O da flok deniyordu galiba. O yelkeni açarak öyle flok yelkenine seyir yaparlar. Umarım yanlış söylemiyorumdur ama böyle olması lazım yani. Yelkencilikten pek anlamam. Denizciyim ama yelkencilikten pek anlamam. Evet, şu anda aslında görmeye çalışıyorum, düşünmeye çalışıyorum nedir, ne değildir bir taraftan. Yani nasıl gözüktüğünü, ne olduğunu anlamaya çalışıyorum bir taraftan şeyin. Tuvalin üzerindeki renklerin. Evet, buraya da biraz daha uzakta, geride aynı havada eşlik eden bir tekne daha olsun. Evet, sanırım oldu. Şimdi birazcık daha havayı, atmosferi yumuşatmaya, birazcık daha şu anda var olan donukluğu yok etmeye çalışacağız. Aslında palet bıçağıyla çalışmayı çok severim ama ancak böyle küçük tuvaller üzerinde palet bıçağıyla çalışmak gerçekten işkence olabiliyor. Yani YouTube'a koyacağım bir videoyu da kocaman bir tuval alıp ondan çekmek gerçekten işime gelmiyor. Duvar boyacıları bilir daha fazla, daha geniş alanı boyamış oluyoruz o zaman daha şey oluyor. Uğraşı gerektiriyor. Bunlar şey değil arkadaşlar, öylesine sadece nerede, nasıl olmasını gerektiğini düşündüğüm şeyler, renkler, tonlar böyle. Yani kendime birazcık
Hani az önce demiştim ya, seyrediyorum, görmeye çalışıyorum ne oluyor diye. O görüşümü birazcık daha geliştirmeye çalışıyorum. Birazcık daha uygun olaya getirmeye çalışıyorum. Teknelerin üstündeki tekne gövdelerinin üstündeki renklerle oynayacağım. Bu sadece dediğim gibi renkleri ve ışıkları koymaya çalışıyorum. Renklendirmeye birazcık daha. Derinleştirmeye çalışmak. Resimde derinlik hissi çok çok önemlidir. Dalgaların köpüklerini, beyaz beyaz köpüklerini ve yine olası dalgalardaki mavi tonlarını tuvalin alt kısımlarına yerleştiriyorum yavaş yavaş. Açık konuşayım. Şu anda sadece boyalarla dokunuyorum yani tuvale. Şurada şu şekli oluşturayım, burada bu şekli oluşturayım diye bir amacım yok. Buradaki düşüncem doğal olarak oradaki denizin, suyun dalgalarının, o fırtınadaki yapının, suda oluşturduğu yapının kendi kendine ortaya çıkması. Yani düşünceme göre ben öyle. Öylesine işte boyalar tuvalin üzerine gördüğünüz gibi aktarırken birden onlar böyle fırtınalı bir denizin dalgaları olacaklar. Yani böyle bunu umuyorum. Yani saçma geliyor ama aynen aslında umduğum, düşündüğüm, şu anda yaptığım şey bu. Artık teknenin gövdesini boyamaya başladım.
Evet, bu biraz geniş, heybetli bir tekne oluyor. Bu eski şeyler, İspanyol kalyonları gibi bir şey oluyor. Öyle o İspanyol kalyonlarına ait bir tekne. Gördüğünüz gibi geçişler çok daha yumuşadı. Çok daha yumuşak bir geçiş oluştu orada. Aynı şekilde böyle devam edeceğim bütün yüzeyi. Burası da baş bodoslaması. Evet, yine deniz dalgalarına döndüm ve olası renkleri yine serpiştirmeye çalışıyorum. Dalga olmasını umduğum şeye, bölgeye. Yani olması gerektiğini renkler derken, denizde, fırtınalı bir denizde bakıyorsunuz denize, deniz sularına. Neleri görme ola, hangi renkleri görme olasınız var? Neler olur? Onu düşünerek, onu hatırlamaya, bilmeye çalışarak öyle renkler koyuyorum. Yani bir şekil yok, bir şey yok. Sadece renkler koyuyorum. Şu anda yaptığım o. Teknik olarak teknik falan muhtemelen herhangi bir tekniğe bağlı bir şey değildir bu. Yani böyle bir teknik bildiğim kadarıyla yok. Ama resim de öyle bir şey değil zaten arkadaşlar. Yani ben onu kabul etmek istemiyorum. Hiçbir zaman kabul etmedim. Yani bazı teknikler var. O teknikleri uygularsın ve sonunda işte bir eser ortaya çıkarırsın. Bir tuvali boyamış, bitirmiş olursun. Hayır, öyle bir şey değil resim. Oturup renklerle oynamak, renklerle uğraşmaktır. Başka bir şey değildir yani. Oturup böyle renklerle bir şeylerin arayışına girmektir biraz. O yüzden kendi tekniğim, kendi düşünceme biraz uygun geliyor. Öyle bir şeydir. Bunun karşısında fikir beyan edecek olanlara tabii ki saygım sonsuz. Dediğim gibi kişisel bir şey çünkü bu. Fakat aynı zamanda görüyorum. Adam bile oturmuş resim yapmış. Resmin satışını da gerçekleştirmiş birisine. Ondan sonra resmi başkası istemiş. Başkasına da aynı resmi yapmış satıyor. Burada böyle neler yaptım acaba? Şeyler, çıkıntılar, yeşil yeşil, mavi mavi çıkıntılar,
turkuaz çıkıntılar oluştu böyle. Gidecek hepsi tabii arkadaşlar, şey yapmayın yani. Bakın, özellikle burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Yani böyle uğraşırken kafanızda bir düşünce var. O düşüncenin yavaş yavaş tuval üzerinde şekillenmesine tanık olmanız. Bu da şeyi gerektiriyor işte, rahat olmanızı kesinlikle. Yani hiçbir şeyle, hiçbir kavramla, hiçbir teknikle, herhangi bir düşünceyle kendinizi sınırlamamanız. Rahat olun ve kendinizi bırakın. Bir şekilde kafanızdaki o düşünce, kafanızdaki o şekil oraya elleriniz vasıtasıyla yansıtılacak. Nasıl olacağını tam olarak sen de bilmesin. İşte o bildiğin anda şey demeye başlarsın. Bu benim tekniğim. Resim öyle bir şey. Ve bu tamamen kişisel bir şey yani. Yani 50 tanesi başka bir şey yapar. 10 tanesi başka bir teknikle başka resimler yapar. Yani şu teknik var, bu teknik var deyip tekniklerin esiri olmamak gerekiyor. Nasıl istiyorsan, nasıl içinden geliyorsa, tamamen onunla bağlantılı bir şey. Şimdi böyle böyle konuşuyorum da bir taraftan da bu şey halen pek bir şeye benzer değil yani. Şu dalgaların yönlerimle uğraşayım, böyle şey yapayım. Şu köpekleri bitireyim de evet. Bu ilk deneyimim. Gerçekten böyle konuşarak resim yapmak da daha önce deneyimlemediğim bir şeydi. Ve kesinlikle odak dağıtıcı olduğunu kabullenmem lazım. Oldukça odak dağıtıcı. Şu anda sizlere bir şeyler söylemeye çalışırken odaklanamıyorum. Kendimi tam şey hissetmiyorum yani, resmin içinde, resimde, resim çizerken hissedemiyorum yani. Resim çizmenin rahatlığını, böyle serbestliğini hissedemiyorum. Arkadaki tekniği birazcık daha böyle sisin içine koymam lazım. Onu unutmamam lazım. Genelde bu gibi şeyleri unuturum bakın. Onu unutacağım ben. Arkadaki tekne sisin içinde olmalı. Daha silik gözükmeli. Zaten hava şey kötü. O kötü havada daha arkadaki gemi çok daha şey gözükmesi lazım. Silik gözükmesi lazım. Daha güzel olur. Tabii ki normal çalışmalarımda o gibi şeyleri kesinlikle atlamam. Ancak yani itiraf edeyim, onda böyle YouTube için çizdiğim resimlerde öyle şeyler olabiliyor. Zaman zaman oldu yani, hep oluyor. Yani yine de rahat etmiyorum tabii, ben onu öyle asla bırakmam. Ne için çizersem çizeyim onu öyle bırakmam. Gerekli düzeltmeleri yaparım, alırım elime tuvali. Düzeltmeleri yaparım ancak siz görmemiş olursunuz. Evet, o iki dalga arasında böyle bir bağ kurulması güzel olacak. Ve sevgili sanat dostları, akrilik böyle çalışmanın püf noktalarından birisi de
açık ve koyu tonları beraber kullanmanız. Bunu ihmal etmeyin. Eğer bunu ihmal etmezseniz gerçekten seveceğiniz şeyler ortaya çıkacaktır. Çalışmalar ortaya çıkacaktır. Yani şu anki yaptığım şeyle bir alakası yok da demek istedim. Zaten dikkat ederseniz şimdi yaklaşık olarak aynı tonda renklerle boyadığım bu dalgalar şimdi koyu boyaya geçince çok daha şey yapacak. Çok daha farklı gözükecek gözünüze. Evet, direkt çok koyuya geçmeyelim. Böyle dalgaların altında ışığı yansıtmayan koyu gölgeler, koyuluklar. Resme daha önce bahsettiğim o derin ikisini katacak. Daha zenginleştirecek renkleri resmi. Dikkat ederseniz bunda da şey yapmak istemiyorum. Böyle belli bir şekilde yok fırçayı hep aynı yöne çekin. Yok çekerken şöyle döndürün, şöyle kıvırtın. Öyle değil. Sadece kafamda var olan o şekle odaklanmaya çalışıyorum. O şekli görmeye çalışıyorum. Bunu da onu görüp de çizmeye de çalışmıyorum. Sadece ona odaklanıyorum. Onunla ilgili renkleri palete döküp oradan tuvale taşımaya çalışıyorum. Fırtınanın sisi ve
Yok, burada mesela dikkat edin arkadaşlar, şeyi fazla kaçırdım. Bence hoş olmadı. Yani bu durumda ya şimdi hemen spreyle bir parça su sıkıp o bölgedeki boyayı alabilirim. Ya da önemsemeyip daha sonra şey yapabilirim. O köşenin, o sağ üst köşenin daha koyu olması daha güzel gözüküyordu. Dalgaların tepesine de. Köpüklerimizi yerleştirelim. Evet. Sanırım tamamlanıyor sayılır artık bu resim. Evet, bence dalgalar olması gerektiği bir yoldu. Gökyüzünde belki arka kısmı, bu gökyüzüne falan birazcık daha şey sarı tonlar eklenebilir. Ve kesinlikle şu sağ üst kısmı koyuluğunu artırmam lazım. Bu kadar. Tuvalde boya kaldı. Onu da buraya bayraklar çizerek değerlendirmiş olayım. Flamalar ya da. Evet, teşekkürler arkadaşlar. İzlediyseniz, izliyorsanız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.